Türk devleti Afrin'de işgalcidir. Sadece işgalci değil, katildir, aynı zamanda talancıdır. Talan ve işgali birlikte sürdüren, insanları katleden Türk devleti, Afrin'in önemli zenginlik kaynaklarından biri olan zeytinleri de alıp işleyip Türkiye ve Avrupa pazarına, dünya pazarına satıyor. İşte bu paralarla da kendi çetelerini orada istihdam ediyor. Haberimizde bu konuyla ilgili ayrıntılar var. 18 Mart 2018'den bu yana Türk Devleti'nin işgal ettiği Afrin'de talan ve yağma sürüyor. Afrinlilere ait zeytin ağaçlarını gasp eden Türk Devleti'nin bu zeytinleri işleyerek elde ettiği yağ ise Hatay'a taşıyıp buradan Türkiye iç pazarını ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine sattığı ortaya çıktı. Zeytinlerin talanından elde edilen gelirin Hatay Valiliği tarafından kayıt dışı bir biçimde kontrol edildiği ve ağırlıkla Türk Devleti'ne bağlı çete gruplarının finansmanında kullanıldığı ifade ediliyor. Afrin'deki bir zeytin ağı üretim tesisine ait görüntüleri sanal medya üzerinden paylaşan Afrin Üniversitesi öğretim görevlisi ekonomist Çelenk Ömer, bu bölgedeki zeytinyağı üretiminden yaklaşık 100 milyon dolar civarında gelir elde edildiğini yazdı. New York'ta yaşayan tarih öğrencisi Alexander McKeever ise söz konusu tesisin video görüntülerini Google Earth üzerinden analiz ederek tesisin Afrin'e bağlı Cindires ilçesinin yaklaşık 3 kilometre kuzeydoğusunda bulunduğunu paylaştı. McKeever, talan edilen zeytinlerin işlenerek tenekelere konulduğu tesisin koordinatlarını da paylaştı. McKeever, Türk Devleti'ne bağlı çeteler tarafından işlenip tenekelere konularak pazarlanan zeytinyağı tesisinin mülkünün ise yaşamını Şam'da sürdüren Abdin Erebo adlı iş insanına ait olduğunu yazdı. Çelenk Ömer'in paylaştığı görüntülerde işlenen zeytinyağının tenekelere konulduktan sonra istiflendiği ve pazarlanmak üzere araçlara yüklendiği görülüyor. İşlenen zeytinlerle ham zeytinlerin araçlarla taşındığı yerse Hatay. Kamyonlarla Hatay'a taşınan zeytinyağı buradan Türkiye'nin iç pazarına sürülerek satılıyor. Türk Devleti ve bağlı çetelerinin Afrin'de işlediği zeytinyağları Türkiye üzerinden Avrupa pazarına da sürülüyor. Dün ana haberlerimizde ve gece bültenimizde Afrin'de bir zeytin işletmesinin görüntülerini paylaşmış ve onun akabinde o zeytinlerin Hatay Valiliği üzerinden Hatay'a getirtilerek daha sonra iç piyasaya ve uluslararası pazarlara satıldığını bildirmiştik. O haberin devamında yeni görüntüler de geldi. O yeni görüntülerde bu kez Afrin'in Cindires ilçesinde talan edilen zeytinlerin Hatay'daki kamyonlar üzerinde taşınması paylaşıldı. Hem sosyal medyada hem de televizyonumuza gönderilen görüntülerde. O görüntülerle birlikte tekrar yeniden haberimize bir bakalım. Aynı zamanda Hatay'daki üreticilerin ne dediğini de görelim. Türk Devleti ve bağlı çetelerin 2018 yılının Mart ayında işgal ettiği Afrin'de işkence, kaçırma, katliamların yanı sıra talan da yoğun bir biçimde sürüyor. Afrin'in önemli gelir kaynaklarından olan dünyaca ünlü zeytinlikler bu zeytinlerden elde edilen zeytinyağı da bu talandan nasibini alıyor. Afrinli ekonomist Çelenk Ömer 1 Aralık günü işgal alanlarındaki bir zeytin işleme tesisinin görüntülerini paylaşmış, bu tesislerden elde edilen 100 milyon dolar tutarındaki gelirin ise çetelere harcandığını yazmıştı. Ömer'in paylaştığı video görüntülerini Google Earth üzerinden analiz eden tarih öğrencisi Alexander McKeever ise tesisin Afrin'in Cindires ilçesinin 3 kilometre kuzeydoğusunda bulunduğunu tespit etmişti. Görüntülerin sanal medyada yaygınlaşmasının ardından Afrinlilere ait zeytinyağlarını talan ederek Hatay'a taşıyan kamyonların görüntüleri de paylaşıldı. Afrin'den gelen zeytinyağları sözde serbest bölgeye gidecek. Tır arıza yaptığı için Kumlu ilçesinin yol kavşağında durmuş durumda. Biri açık kasa, diğeri tenteli. Yol kenarında duran arızalı kamyonların kasalarındaki zeytinyağı tenekeleriyle Cindires'teki zeytinyağı tesisinden istiflenen tenekelerin aynı olduğu dikkat çekiyor. Görüntülerin devamında durumdan şikayetçi olan Hataylı üretici yapılan talandan kendilerinin de zarar gördüğünü ve ürünlerini pazara süremediğini şu sözlerle ifade ediyor. Hepsi zeytinyağı. Ondan sonra çiftlik çalışsın. Hatay'a getirilen zeytinyağlarının bir kısmı ihraç edilmek üzere serbest bölgeye taşınırken bir kısmı da iç piyasaya sürülmek üzere Dilok başta olmak üzere değişik kentlere götürülüyor. Öbürü de geliyor.
gidiyor ne plakalı. 27 Antep plakalı. Türk Devleti işgalin ardından Afrin yönetimini resmi olarak Hatay Valiliğine devretmişti. Afrin'deki talanı Türk Devleti adına kontrol eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, zeytinler Hatay'a taşınıncaya kadar tüm işlemleri gayri resmi olarak yürütüyor. Ardındansa söz konusu zeytinler Hataylı üreticilere aitmiş gibi gösterilip bir kısmını Mersin Serbest Bölgesi üzerinden uluslararası piyasaya pazarlıyor. Afrin'den kaçırılan zeytinlerin bir bölümü ise Türkiye'nin yanı sıra Kuzey ve Güney Kürdistan'da da pazarlanıyor.